Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve videomu izledikten sonra abone olmayı unutmayın. Şimdi, size şöyle anlatayım. Alfa erkek nasıl olunur diye bir videomuzun konusu. Tabii ben bir alfa erkeğim diyormuş. Tabii çok zor alfa erkeği olmak. Ben de hani en azından %6-7 10 üzerinden dersek 6-7 falan alfa erkek sayılırım. Evet, ben bir alfa erkeğim. Ama işte alfa erkeği olmaya çalışan bir alfa erkeği. Şimdi %100 olarak bilmiyorum. Benim çevremde o kadar fazla alfa erkeği yok. En fazla birkaç tane çıkar. Yani 400 kişi içinden düşünsenize alfa erkeği gerçekten elle parmakla sayılacak kadar az olarak düşün. Genelde diğer taraflarda kabullenen erkek tarafları. Şimdi alfa erkeği olmak istiyorsunuz ama çok zor arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Alfa erkeği olmak doğuştan verilen bir özellik. Şimdi alfa erkeğini olmak istiyorsunuz ama olamıyorsunuz bir türlü. Ben onu çok iyi biliyorum. Ama siz eğer yeterince fazla isterseniz alfa erkeği olabilirsiniz. Ama burada kendi ruh halinize veya kendi duygu ve düşüncelerine, hislerinize bastırmanız gerekiyor. Alfa erkeği olmak için. Kaybetmekten korkmamanız gerekiyor. Yani sonunu düşünen kahraman olamaz diye bir deyim var. Yani kaybetmekten asla ve asla korkmamanız gerekiyor. Elinizde yani yalnızlığı veya kaybettiğin zaman yani bir maymun gibi bir dalı tutmadan öbür dalı bırakmaz ya. Hayır, biz öyle yapmayacağız. Yere düşmeyi göze alacağız. Alfa erkeği yere düşmeyi göze alır. Ve atlar. Hani bilmiyorum, Batman başlıyor filminde var ya, başlangıcında hani atlıyor tabi filmde. Yani bu. Alfa erkeği olmak bu demek. Alfa erkeği öyle internette yazdığı gibi şey değil yani. Yok, kadınla mutlu edermiş, onun şeyini yaparmış, her dediğini yaparmış. Öyle bir alfa erkekliği yok. Alfa erkeklerin İlk önce kendi mutluluğunu düşünür. Bakın, önce can sonra canan. İlk önce kendi mutluluğunu düşünür. Alfa erkek için diyorum. Özveride bulunmaz. Alfa erkeği, yani karşı tarafa empati yapmaz. Kadının veya bir başka kadının ne düşündüğünü umursamaz. Alfa erkeği bunu yapar. Eğer umursarsa alfa erkekliğinden çıkar. Bu sefer ipler kadının eline geçmiş olur. Tamam mı? Bunu da anlaşalım. Ve onu kullanır. Ya ben çok üzülüyorum, işte öyle yapma, böyle yapma demeye başlar. O yüzden alfa erkeği sadece kendi mutluluğunu düşünmesi gerekiyor. Tamam. Yani kendiniz bir şey veya bir şeyden mutsuzsanız veya sinemaya gideceksiniz ama gitmek istemiyorsun. Hayır. Alfa erkeği kesinlikle hayır. Ha onun için hadi gideyim senin için falan demez. Tamam mı? İki. Alfa erkeği güvenilir olur. Yani alfa erkeği tamamen güvenilir. Maddi konuda, manevi konuda her türlü bir bayan veya bir erkeğin sizin yanınızda olduğunu bilir ve hisseder onu. Alfa erkeği bunu hissettirir. Yani yalandan değil. Gerçekten de bunu hissettirir karşıdakine. Bu alfa erkeğinin karakteristik özelliğidir. Güvenilir. Yani kaypak değildir. Bir böyle, bir gün böyle, bir gün şöyle konuşmaz. Düzdür. Siyahı seviyorsa sürekli siyahı seviyordur. Yanındaki kişiye göre bugün siyahı, yarın mavi seviyor diye bir şey yok. Bugünkü ne söylediyse yarın da onu söyler. Alfa erkeği bunu yapar. Yani kaypak değildir. Delikanlıdır. Merttir. Doğruyu söyler. Yalan laf konuşmaz. Alfa erkeği dedikodu yapmaz. Dedikodu yaptıktan sonra zaten alfa erkeği olmuyorsun sen. Başka bir şey oluyorsun. Tamam, bunu da anlaşalım. Ne dedik? Güvenilir olur dedik, değil mi? Üçüncü sıraya gelelim. Üstüne başına bakar, giyinmesine, tarzına, bir tarzı olur alfa erkeğinin. Yani bir düğüne gittiğinizde siz fark edilir olursunuz. Sizi fark eder. Aha, alfa erkeği geldi denir. Alfa erkeği düğüne girdi. Şey yaptı, çevreyle merhaba, merhaba der, geçer. Ay ne haber, seni doğrusu gördüm, ahaha, ahaha, vallahi öyle miydi ya? Demez. Alfa erkeği bunu yapmaz.
Düğüne girin, merhaba, merhaba, merhaba nasılsınız? Çok teşekkür ederim, daha sonra konuşalım. Hemen masasına geçer, oturur. Birisi geldiği zaman hemen ayağa kalkar, oturduğu yerden selam vermez. Alfa erkeği bu. Mesela oturdu, dediğim şu, oturdu birisi geldiği zaman ayağa kalkar, merhaba der. Yani alfa erkeği ayağına beklemez veya bir şey yapmaz. Ha bir de şu var, alfa erkeği kesinlikle ayağa gitmez diye bir şey yok arkadaşlar. Alfa erkeği gider. Merhaba nasılsınız, sizi gördüm. Aa merhaba, nasılsınız diye konuşur. Böyle bir şey yok. Yani bunu kesinlikle sizi ezen veya sizi küçük düşüren bir durum değildir. Tamam mı arkadaşlar? Küçük düşüren durumları siz zaten biliyorsunuz. Bunları şey yapmaya gerek yok. Ne dedik? Bir ortama, bir aleme girdiğinde kendisini hissettirir. Aferki atıyorum. Hiçbir ortam sizi şey yapmadı veya kabullenmedi veya asla taviz yok. Aynen öyle bekleyeceksiniz. Duracaksınız, bekleyeceksiniz. Millete kabullendirmeye çalıştırmaz Alferk. Ah beni buraya kabullensinler, ben buraya gireyim, işte ben bunun ortam. Hayır, kabullenmiyorsa girmeyeceksin. Kendi oraya icap ediyorsa kendi ortamını kendin kuracaksın. Onlar seni isteyecek. Sen Alferk kalkıp da mesaj çekmez. Mesaj alır. Mesaj alır, ona göre cevap yazar. İşte gerekmedikçe, mecbur kalmadıkça bir mesajlaşmada ilk önce o yazmaz. Siz anladınız ne demek istediğimi, değil mi? Alfa erkeği budur. Özgüveni sağlamdır. Yere sağlam basar. Bakın birinci de ne dedim? Kaybetmekten asla ve asla korkmaz. Eğer korkuyorsan sen bir alfa erkeği olamazsın. Hiç uğraşma boşuna. Hiç videoyu da izleme, kapat git. Kaybetmekten korkan insan alfa erkeği zaten olamaz. Kaybedecek. Kobe Bryant'ın dediği gibi, kaybederek ben buralara geldim. Kaybede kaybede geleceksiniz. Kaybetmekle siz üzülmeyeceksiniz. Akın abinin dediği gibi, düştüğün değil, ne kadar hızlı kalktığın önemli. Düşebilirsin, ne kadar hızlı kalktığın önemli orada. Yılmayacaksın. Hiçbir şey yıldıramayacak seni. Arkadaşların lafları, sözleri kulağına bile takmayacaksın. İstediğin bir şey varsa ona odaklanacaksın. Ve onu alacaksın. Tamam. Bir, alfa erkekleri pişmanlık duygusu hissetmez. Bunu da bir kafanıza yazın. Kesinlikle pişman olmaz. Yaptıklarından ve yapacaklarından asla pişman olmaz. Ağlamaz. Ya işte biz yapamadık, işte yapamadık demez. Gerektiği zaman gerektiğini konuşur. Tamam mı arkadaşlar? Alfa erkeğin bir tabirle bu şekilde yaptım. Tabii ki konuşulacak alfa erkek hakkında daha çok var. Yani güçlü olur, parası olur, giyinmeyi bilir, parasını nereye harcayacağını bilir. Bunlar da çok önemli. Kendi fiziğine bakar, gücüne bakar. Yani kendiyle ilgilenir, başkalarıyla pek uğraşmaz arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.